yiğitler! Ölünmez! Ondan ölünmez! Ey yiğitler! Türkiye şehitlerini son yolculuğuna uğurladı. Kahrolsun PKK! Kahrolsun HDP! Pençe Kartal 2 Harekat Bölgesi'nde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen vatandaşlarımız memleketlerinde toprağa verildi. Çok sayıda yurttaşın katıldığı törenlerde terör örgütü PKK'ya ve siyasi uzantısı HDP'ye tepki vardı. PKK ile HDP bizim Kürt temsilci olamaz! Kahrolsun PKK! Bizim şehidimiz var! Şehit polis memuru Vedat Kaya, memleketi Mardin'de son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Kaya'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, tören mangasının omzunda taşındı. Kılınan namazın ardından şehidin cenazesi, Selen Kışlası şehitliğinde toprağa verildi. Siirtliler şehidini son yolculuğuna dualarla uğurladı. Şehit jandarma Er Süleyman Sungur'un naaşı, Abdülhakim Sancak Çarşı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Şeyh Süleyman Mezarlığı'na defnedildi. Şehidimiz Süleyman Sungur'u rahmetine. Şehit Aydın Köse'nin Türk bayrağına sarılı naaşı ise memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Eyüp Sultan Camii'ne götürüldü. Kılınan cenaze namazının ardından da Şehit Köse köy mezarlığında toprağa verildi. Kahramanmaraşlılar da şehidini dualarla son yolculuğuna uğurladı. Şehit hava savunma uzman çavuş Hüseyin Sarı'nın naaşı, tarihi Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Şeyh Adil Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi. Şehit uzman jandarma çavuş Ümit Gıcır, memleketi Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin naaşı 6 Eylül ilçesine bağlı Çandır Mahallesi'ne götürüldü. Cenaze namazının ardından da dualar eşliğinde mahalle mezarlığına defnedildi. Şehit polis memuru Sedat Yabalak'ın naaşı, memleketi Mersin'in Bozyazı ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin naaşı, tören mangasının omuzlarında Tekeli Camii'nin avlusuna taşındı. Kılınan cenaze namazının ardından da Tekeli Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi. Şehit jandarma Er Sedat Sorgun'un Türk bayrağına sarılı naaşı, memleketi Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki Narmanlı Camii'ne götürüldü. Kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, sloganlar eşliğinde Abdurrahman Gazi Mezarlığı'ndaki aile kabristanında defnedildi. Şehit Muhammed Salih Kanca, memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Büyük Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Kıranköy mezarlığındaki şehitlikte toprağa verildi. Şehit Mevlüt Kahveci, Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omzunda Reşadiye Camii'ne götürüldü. Kılınan cenaze namazının ardından da Kanlıpınar şehitliğinde toprağa verildi.